Bir kadının doğumdan sonra bir daha asla aynı kadın olmayacağı söylenir. Ama aslında doğum yapan bir kadının vücudu doğumun hemen ardından eski haline dönmek için aralıksız bir çalışma içine girer. Çoğu organ sisteminin doğum öncesindeki gibi işlemeye devam etmesi aşağı yukarı 6 ila 8 haftayı bulur. Peki, doğumdan hemen sonra neler olduğunu biliyor musunuz? Öncelikle bazı kadınlar Hatta kadınların %25'i ile 50'si arası bir orandan bahsediyoruz. O yüzden neredeyse doğum yapan her iki kadından biri diyebiliriz. Doğumdan hemen sonra titremeye başlarlar. Doğum sonrası yani diğer adıyla postpartum titremeler doğumdan sonraki 30 dakika içinde başlayıp 2 dakikadan 1 saate kadar devam edebilir. Bu titremelerin tam olarak neden gerçekleştiğini bilmiyoruz ama plasentanın ayrılmasından kaynaklanan ani termal dengesizlikler buna sebep oluyor olabilir ya da doğum sırasında anneye verilen ilaçlar ya da anestezi hatta annenin kanında bulunan bakteriler de titremelerin sebebi olabilir dediğim gibi sebebi tam olarak bilinmese de ve belirli bir tedavisi olmasa da bu durumda anneye genellikle bir battaniye verilir aslında alfa-1 agonist klonidinin bu titremeleri engelleme ve tedavi etmede faydalı olduğunu gösteren çeşitli araştırmalar var. Her halükarda zamanla titremeler kendi kendine geçer ve klinik açıdan da çok önemli değillerdir. Ama böyle bir durumla karşılaştığınızda ya da kendiniz bunu deneyimlediğinizde bunları biliyor olmanız önemli ki ne oluyor diye şaşırmayın. Şimdi Bebeğin doğumu ve plasentanın vücuttan atılmasından sonra neler olduğunu rahimle başlayarak bir bir inceleyelim. Doğumdan hemen sonra, yani bebek ve plasenta dışarı çıktıktan sonra rahim hemen kasılmaya başlar ve birkaç kasılmadan sonra da rahim kasları kısalmaya başlar. Bu kasılmalar rahim kasları boyunca uzanan damarların da daralmasına sebep olur ve bu sayede kanamalar da kontrol altına alınabilir. Elle yapılan muayenelerde hamilelik döneminin aksine rahmin daha sıkı ve küresel bir biçimde olduğu görülecektir. Doğumdan yaklaşık 24 saat sonra rahim oldukça küçülmüştür ve fundus yani rahmin tepe noktası neredeyse umlikus ile yani göbek deliği ile aynı hizaya gelmiştir. Hızlıca küçülmeye devam ederek doğumdan yaklaşık bir hafta sonra göbek deliği ile pubik simfiz yani çatı eklemi arasına gelen fundus doğumdan iki hafta sonra hissedilemez. 6 ila 8 hafta sonra ise doğum öncesi boyutlarına geri döner. Rahmin normal boyutlarına dönmesi ne kadar da hızlı bir şekilde gerçekleşiyorum şöyle değil mi? Rahmin küçülmesine etki eden birkaç farklı faktör bulunur. Öncelikle daha önce doğum yapmış olan veya sezaryenle doğuran kadınlarda rahim daha büyüktür. Buna ek olarak emziren annelerin rahimleri daha hızlı bir şekilde küçülür. Esasında bundan sorumlu olan şey oksitosin adındaki bir hormon. Beynimiz tarafından salgılanan oksitosin hormonunun birincil görevi sütün salgılanması için süt kanallarının kasılmasını sağlamak. Bunun yanında belki de bir yan etki olarak rahmin kasılmasını da sağlayan oksitosin, Böylelikle rahmin daha hızlı bir şekilde küçülmesine de yardımcı olur. Bundan dolayı emziren kadınların rahimleri emzirmeyenlere oranla daha hızlı bir şekilde küçülür. Evet şimdi biraz da rahmin içinde olanlara değinecek olursak Plasentanın desidua basalis'e bağlı olduğunu biliyoruz. Plasentanın bağlı olduğu rahmin desidua basalis isimli katmanı Plasentanın atılmasından sonra rahimde kalır ve burada iki katmana ayrılır. Yüzeysel katmanı bir süre sonra dökülürken, daha derindeki katmanı yeni endometriyum dokusunu üretir. Yüzeysel desiduanın dökülmesi, doğumdan bir iki gün sonra bir kanama şeklinde gerçekleşir. Doğum yapmış kadınlar tarafından da kolaylıkla gözlemlenebilecek olan bu akıntı, kanla karışık kırmızı renktedir ve loşi rubra olarak adlandırılır. Bundan sonraki dönemde gözlemlenen vajinal akıntı daha suludur ve rengi de sarı kahverengiye dönüşecek şekilde soluklaşır. Bu, loşi seroza olarak adlandırılır ve yaklaşık 2-3 hafta boyunca devam eder. Loşi serozadan sonra rengi iyice sarımtırak beyaza dönüşen loşiye de loşi alba adı verilir. Buradan da anlaşılacağı gibi doğumu takip eden bir ay boyunca yoğun bir vajinal akıntı görülür. Bu arada Küçülmek ile kasılan rahmin yanında rahim ağzı ve vajina da aynı şeyi yapar. Doğumdan sonra rahmin doğum kanalına açılan yeri olan rahim boynu tahmin edebileceğiniz gibi oldukça yumuşak ve gevşek bir haldedir. Ama doğumdan hemen sonra daralmaya başlayan rahim ağzı bir hafta sonra 2,5 santimetreden daha dar hale gelir. Rahim ağzının dış tarafı ise doğum öncesi boyutlarına hiçbir zaman geri dönemez doğum öncesindeki yumuşak yuvarlak ve küçük bir açıklık şeklindeki görüntüsünün yerini daha büyük bir yarık şekli alır benzer bir şekilde vajina da doğum sonrası oldukça yumuşak ve şişmiş bir haldedir o da yavaş yavaş kasılarak küçülmeye başlar ama aynen rahim ağzının dış kısmı gibi o da doğum öncesi boyutlarına geri dönemez şişlik azaldıkça vajinanın ruga adı verilen katlı dokusu yaklaşık 3 hafta sonra geri döner ve yumuşak dokunun yerini alır. Normal şartlarda doğumdan 3-4 hafta kadar sonra cinsel ilişkiye başlanabilir. Son olarak, adet döngüsü ve yumurtlama döngüsünün normale dönüşünden de söz edelim. Bunlar emzirmeyen kadınlarda doğumu takip eden 6 ila 8 hafta içinde yeniden başlar. Ha, burada önemli bir ayrım söz konusu. Emzirmeyen kadınlarda bu döngüler 6 ila 8 hafta içinde başlarken, emziren kadınlarda 6 aya kadar. Yani emzirdiği süre boyunca adet kanaması ve yumurtlama olmayabilir. Bunun sebebi, emzirmenin devam edebilmesi için beyindeki hipotalamusun kontrol ettiği ön hipofiz bezi tarafından prolaktin isimli bir hormon salgılanmasıdır. Prolaktin vücudun süt üretimini tetikleyen ve kontrol eden hormondur fakat öte yandan bir yan etki olarak prolaktin aynı zamanda yumurtlamaya sebep olan cinsiyet hormonlarının üretimini engellediği için yumurtlama ve dolayısıyla adet kanaması da gerçekleşmez. Az gelişmiş ülkelerde bu yüzden kadın doğum yaptıktan sonra emzirme bir doğum kontrol yöntemi olarak da kullanılır. Evet. Doğumdan sonra kadınlarda görülen fizyolojik değişikliklere böylece göz atmış olduk.